hanımlar, beyler, sevgili çocuklar. Ekranların en eğlenceli, en şirin ve en muzip yarışması Çocuktan Alabeyi başlıyor. İşte karşınızda 7'den 70'e herkesin sevgilisi Evrim Akın. Eğlencenin heyecanla harmanlanacağı sıra dışı bir mücadeleye hazır mısınız? O zaman ekranların en güzel programı Çocuktan Al Haberi başlasın. Canlarım merhaba. Merhaba. Efendim sizler de hoş geldiniz. Az sonra sizlerle tanışacağız. Bakalım neler yapacağız. Beşi bir yerde ne demek biliyor musun? Beş kişinin banyoya girip oynaması gibi. Kahvaltıda pizza yenir mi? Ben sabah da yiyebileyim. Ona bakarsan ben de yerim ama annem izin vermez. Annem pizza yasak yedi mi bize? Nisan sen hiç düğüne gittin mi? Anlatsana bize biraz. Bir tane kadınının düğününe gittik. Ay bir oyunlar oynadık bir oyunlar. Süslü kızlar neler giyer neler takar? Piyong, parmak. Biliyor musunuz? Benim hatta düğün elbisem de var. Nasıl bir elbise? Babaanneler bana almış. Onlar bir şık elbise, bir şık elbise. Antepliler düğünlerde hangi şarkıyı dans ederler biliyor musun? İstersen sana bir yakla zılgıt çekebilirim Evrim abla. Ay isterim abla. Şimdi de yak yapacağım. Yo, yo, yo. Gelinlere mi daha çok takı takılır? Damatlara mı? Hangisi yakınımızsa biz onu takı takayız. Sıra geldi Efe ile pratik bilim köşemize. Hemen en önemli malzemelerimi sayıyorum. Ya adını söylemedin deneyin bir dur. Adam da kafama bıraktınız ki. Hay Allah taştı. Ve tabii ki diyece şekerimiz. Aa oluyor. Nasıldı anlatsana biraz bize. Işıklar. Sahne mikrofon çalgılar. Nasıldı şarkı bize de söyler misin? Düşerse, ederse, kırılırsa, ederse, ayrı düştük, ayrı düştük. Gülmek istedi şu... Karabasık yar. Yarışmamız iki tur bir finalden oluşuyor. Final oyununu oynayacak yani hak kazanacak yarışmacım 500 puanı topladığı takdirde yurt dışına... En sevdiğim yer sıcacık da şimdi Kıbrıs'a gidiyor. Hem de iki kişi. İşte böyle. Ben kuralları her tur başına size anlatacağım. Şimdi sizinle tanışalım. Hoş geldiniz efendim. Hoş buldum. Ben Kübra Özcan. 27 yaşındayım. Malatya'dan geliyorum. Ah anamın memleketi. Malatya, Malatya bulunmaz eşin. Çok seviyoruz biz Malatya. Ben de öyle. Ben de Malatyalıyım. Malatya'da çalışıyorum. Doktorum. Neresi? Hikiman. Bizimkiler Arguvan. Orada çalışıyorum, görev yapıyorum, doktorum. Ah, yine bir doktor, yine bir doktor. 9 ay önce evlendim. Aa, taze evet. Gelin. Aynen. Size de küçük bir hediye getirdik Malatya'dan. Ay kurban olurum. Çok teşekkür ederim. Evet. Nasıl yani? Bu ergenliğinde ne yaptın sen ailene? Ya, aslında kendine yapmışsın. Kendime yaptım. Saçlarım sarı ve böyle belimdeydi. Yani şöyle kestirdim erkek saçı. Çocuklar da aranız iyi. Çok. Çok seviyorum. Çok eğleniyorum. Başarılar teşekkür diliyorum. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz efendim. Hoş buldum. Ben öncelikle dünyanın en eğlenceli programında olduğum için çok mutluyum. Ay. İyi söylemek istediğim gerçekten ekranda göründüğünüzden çok daha hoşsunuz. Ciddi anlamda söylüyorum bunu. Teşekkür ederim. Sizin hoşluğunuz, sizin zarafetiniz bu. Rica ederim. Oğuzhan Coşkun, 27 yaşındayım. Bir GSM operatöründe özel müşteri danışmanlığı yapıyorum. Aynı zamanda eğitimime devam ediyorum. Kamu yönetim 4. sınıftayım. Çocuklarla aramız nasıl? Harika. Bayılıyorum çocuklara. Onlarla bildiğiniz arkadaş gibiyim. Peki o zaman başarılar. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Merhaba ben Ayla Sarışın. 24 yaşındayım. Yeni evliyim. 6,5 aylık. Eşimi çok seviyorum. Adı ne? İlker. İlker. Evet. Eşi İlker'e sevgiler. Yeni evli olduğum için çıktım işten. Evimin hanımıyım. İşi de bıraktım. Evet. Yemek yapmayı bilmiyordum. O yüzden öğrenmek için. Zamana ihtiyacın vardı. Evet. Çalışmayayım. Ben ev işlerinde başarılı olayımı tercih ettim. Kesinlikle. Ne kadar büyük bir fedakarlık aslında yaptı. Evet. Bence. Bence. Beyefendi de yerinizi bilmeli. Teşekkür ederim. Çocuklarla aramız nasıl? Çocuklarla aram çok iyidir. O zaman... Şu mahşerin 9 tatlısı diyorum ben onlara. Türkiye'nin 9 harikası. Evet. Tanışalım mı?
Evet. Evet. Poyraz. Güneş çocuk diyorum ona da. Güneş gibi bak şimdi gelecek. Hoş geldin, bize kendini tanıtır mısın tatlım? Ben Poyraz Güneş, 5 yaşındayım. Büyünce ne olacaksın tatlım? Ben büyünce bakkala, kamyonla, böyle bakkala kek götüreceğim. Kek götürücü. Bakkala, kamyonla kek götürücü olacak. Ne güzel meslek. Evet. Peki, işte çakıl. Minik. Hoş geldin Nisan, bize kendini tanıtır mısın? Ben Nisan'dan Cihin diyorum. Peki böyle mi olur? Bilmem, sen göster. 1, 2, 3, 4, 5 Biraz fazla oldu. 5 oldu ama 3'ü gösterecektin. 3 yok değil. Kuş yemiş 3'ü. Kuş yemiş. Yok, 3 yok. Teşekkür ediyoruz. İşte Buckingham'ın prensi Tuğra. Hoş geldin, bize kendini tanıt. Ben Tuğra Ertem. 4,5 yaşındayım. İllerini yerim. Büyünce ne olmak istiyorsun? Çok seviyorum. Ben büyünce ifadeci olacağım. İstikrarı elden bırakmayan bir çocuğum daha. Maşallah. Evim ablacığım, söylememe gerek yok ama çok güzelsin. Utandırıyorsun beni, çok teşekkür ederim. Sen de çok yakışıklısın her zaman gibi ve çok şıksın. Evet. Sağ ol Evrim abla. Biliyorum zaten yakışıklı olduğunu. Allah'ım. Evet. Ah, diğer Buckingham'lama hemen geçeyim. O da Buckingham'ın prensesi. Henna, hoş geldin, bize kendini tanıtır mısın? Ben Henna Bibi, 4 yaşındayım. Büyüğünde çiçekçi olacağım. Şimdi çiçekçilik çıktı başıma. Niye? Niye çiçekçi olacaksın? Çiçekli üstüm var, çiçekli tok ama gördüğünüz gibi. Aa, çiçek kız Henna, flower evet. Plower. Evet. Efe, hoş geldin, bize kendini tanıtır mısın? Ben Efe Dadak, 4 yaşındayım. 1, 2, 3, 4 Sen büyünce ne olacaksın? Ben büyünce bir şey olmayacağım. Tamam, şimdi ben seni sinirlendirmeyeyim. Bu da bir tercih. Saygı evet. duyuyorum. Evet, sıra geldi. Kutu bebeğim Ebrar'a. Ebrar. Ebrar, hoş geldin. Bize kendini tanıtır mısın? Ay, sesim değişiyor Ebrar deyince. Ben Ebrar Ali Demir Bilek. 3 yaşındayım. Sen büyünce ne olacaksın? Ben büyünce pilot olacağım. Pilot. İstikrar. İkizlerde sıra. Hoş geldiniz beyler. Bize kendinizi tanıtın. Ben Kuzey Demirel 5 yaşında. Ben Sert Demirel 5 yaşındayım. Kuzey Demirel 5 yaşında. Başkasından bahsediyor sanki. Peki büyünce ne olmak istiyorsunuz? Ben büyünce ninja olacağım. Ben büyünce polis olacağım. Polis. Nasıl gidiyor okul faaliyetleri? En son Kuzey ekmek yapmıştı. Sarp, sizin sınıfta da böyle faaliyetleriniz oluyor mu? Ayrı sınıflardalardı bu arada. Evrim abla, biliyor musun? Biz okulda çim yaptık. Öyle mi? Ne çimi peki? Nasıl yaptınız? Böyle bir kap vardı. Öğretmen bir şeylerden çim yaptı işte. Sonra da ilk toprağı içine koyduk. Sonra da tohumları ektik. Sonra da yine toprak döküp can suyu verdik. Çim yaptık diyorsun, çit anlatıyorsun. Hani çiftliklerde böyle bir şeyler var ya, öğretmen kapa onun aynısını. Isırmadı. Kürdanlarla yaptı. Bir dakika bir rahat vermiyor kardeşine. Teşekkür ediyoruz Sarp, bayağı eğlenmiş gözüküyorsunuz ve sıra geldi Orman Gözlüm'e. Irmak. Irmak, hoş geldin, bize kendini tanıt tatlım. Ben Irmak Yıldız, 5,5 yaşındayım. Bu hafta neler yaptın Irmak? Irmak abla, sen biliyor musun, biz hayvanat bahçesine gittik. Ama ilk kez gidiyorum. Nasıldı peki, beğendin mi? Hangi hayvanlar vardı? Hayvanat bahçesinde hangi hayvanlar vardı biliyor musun? Deve. Dilim, eşek, sonra horoz, sonra deve kuşu, tüküren bir hayvan vardı, o neydi? Tüküren hayvan, lama olmasın tatlım? Lama bile vardı, aslında geyik bile vardı. Geyik hayvanat bahçesinde ne iş olur, güleyim bari. Evet, sıra geldi bal yanak Arda'ya. Hoş geldin Arda, bize kendini tanıt. Ben Ancan, 3,5 yaşındayım. Şu manzaraya bakınca az çok anlaşılıyor ama yine de sorayım. Sen büyünce ne olacaksın tatlım? Ben büyünce şarkıcı olacağım. Hem bak Emre abla, hediye ettiğin kepçeyle geldim. Çok güzel kepçeyiniz, teşekkür ederim. Çok. Ne demek, rica ederim Ardacığım. İnşaatçı Arda'ya daha önce de bak arkada duruyor, orada vinç hediye etmiştim. Hatırlarsınız bir bölümde kullanmıştı. Evet.
Şimdi kepçe hediye ettim ki inşaat işleri biraz yol alsın, yürüsün, büyüsün. Başımız sokacak bir tek göz de olsa bir evimiz olsun. Evet, evet. Değil mi yani? Yapsın çocuğum. Hadi Arda'cığım, şimdi çalışma zamanı. Tamam Emre abla, biraz kum deteyim inşaata. Buyurun. Şimdi arkaya. Gitti, kepçesine kum doldurup gelecek. Hah, geliyor işte. Ah, buyurun. Evet. Allah. Eyvah, stüdyo baktı. Eyvah. Eyvah. Şimdi bu kadar kum yeter mi acaba? Ay Özdeş kızım, biraz daha mı getirmek? İnşaatım için ilk kumu döktüm. Şimdi diğer kumu alıyorum. Öğrendim. Ha gayret, takılma bir yerlere, engellere. Arda, hemen kepçene kumu doldurup gel. Yani bekletmezsin bizi değil mi? Bu da ikinci inşaatım kumu. Evet, çok hızlı gidiyorsun bakıyorum da. Biter bu, bir haftaya biter bu inşaat. Evet. Emel Bey, inşaat yapmak o kadar da kolay değil. Tabii ki de değildir de sen doğuştan yeteneklisin hayatım. Hadi yeniden koyul yola. Bekliyoruz. Buyurun. Allah'ım yarabbim. Bakalım bize bu sefer ne getirecek, merak ediyorum. Arda. Küçük gel. Arda, odun mu o? Elma abla, inşaatımda ağaç da kullanacağım. Çünkü ben ağaç şey yapacağım. Hayalim. Şimdi kepçeyi kenara bırakıp geliyorum. Tamam. Ay hayalim be. Yemin ediyorum ağaç evde yaşamak. Sen kepçeni bırak, Özdeş oraları toplanın gel. Birazdan turlarımıza geçeceğiz Özdeş. Affına sığınıyorum. Sevgiler. Ay işte böyle. Harika. Dokuz tatlımla tanıştık. O zaman yarışmamız başlasın. Beşi bir yerde ne demek biliyor musun? Beş kişinin bayağı giyip oynaması gibi. Nisan, sen hiç düğüne gittin mi? Anlatsana bize biraz. Biz dendi kadınının düğününe gittik. Ay bir oyunlar oynadık, bir oyunlar. Süslü kızlar neler giyer, neler takar? Piyong, parmak, yüzük. Biliyor musunuz? Benim hatta düğün elbisem bile var. Nasıl bir elbise? Babaannemler bana almış. Ama bir şık elbise, bir şık elbise. Antepliler düğünlerde hangi şarkıyı dans ederler biliyor musun? İstersen sana bir yakla zılgıt çekebilirim Evrim Allah. Ay isterim Allah. Şimdi de yak yapacağım. Yo, yo, yo. Nasıldı? Anlatsana biraz bize. Işıklar. Sende mikrofon çalkılar. Nasıldı şarkı? Bize de söyler misin? Düşerse, ederse, kırılırsa, ederse, ayrı düştük, ayrı düştük. Gülmek istedi şu... Karabas zekâr. Evet, bu turda çocuklarımıza bir soru soruyoruz. Daha sonra çoğunluk ne demiştir? Önce onu bulmaya çalışacaksınız. Bu size 10 puan kazandıracak. Çoğunluğu tahmin edersiniz. Sonra bu çoğunluktaki çocuklarım kimler? Tek tek onları bulmaya çalışacaksınız. Bu da size 20 puan kazandıracak. Sorum şu. Düğünlerde kızlar mı daha güzel giyinir, erkekler mi? Çoğunluk ne demiştir Kübra? Tabii ki kızlar. Oğuzhan? Kızlar. Erkekler. Ne oluyorum? Evet, kızlar cevabı size 10 puan kazandırdı. Kübra bana yakın olduğu için onunla başlıyorum. Kübra, hangi çocuğum kızlar demiştir? Henna demek istiyorum. Ben de soruyorum. Henna, kır düğünü ne demek biliyor musun tatlım? Kıyada, yani çimenle odaya ya. Düğünde bir şey değil mi size? De bakalım, de. Ben o düğünü çok seviyorum çünkü istediğin gibi oynayabiliyorum. Hem de yıldızların altında olmak çok güzel. Beşi bir yerde ne demek biliyor musun? Beş kişinin bayağı giyip oynaması gibi. Fena bir benzetme olmadı ama daha çok böyle çil çil altınlarla ilgili. Altın mı? Babaannemki bana almıştı. Böyle sap sayıyor. Aynı civciv gibi. Çin ve civciv. Ondan beş tane demek mi? Hemen düğüne gideyim de babaannem bana beş tane alsın, kıyar suyu bayi. Peki sence gelinlere mi daha çok takı takılır, damatlara mı?
Hangisi yakınımızsa biz onu takı takayız. Keşke gelinleri daha çok takı taksaya. Neden peki? Çünkü güzel olması için gelinler güzel olmak zorunda. Peki en son gittiğiniz düğünde baban ne giymişti hatırlıyor musun? Ay, siyah gömlek, birinci beyaz tişört, ikinci papyon, üçüncü. Annen neler giymişti? Bir çanta, iki makyaj. Peki düğüne giderken annenin hazırlanması mı daha uzun sürüyor yoksa senin mi? Tabii ki de benim. Çok zor benim. Tokaya, taşta, saç modeli, elbise, kiyotu, çorap, ayakkabı. Vallahi senin de işin zor ya Henna. Hiç yerinde olmak istemezdim. Soruma geçeyim mi Kübra? Lütfen. Peki söyle bakalım, düğünlerde kızlar mı daha güzel giyinir, erkekler mi? Düğünlerde kızlar daha güzel giyinir. Bravo, 20 puan. Teşekkürler. Henna'dan kazandınız efendim. Oğuzhan, hangi çocuğum kızlar demiştir? Ya Ebrar'ı söylemediğin için çok teşekkür ederim. Bu anı bekliyordum. Çok tatlı, bayılıyorum. Maşallah. Ebrar diyorum. Evreden herkes düğün yapar mı sence? Oynamayı sevmiyorlarsa yapmazlar. Mesela dayım düğün yapmadı. Sadece evet dedi. Nikah yaptığı biliyor, evet dedi. Canım o da bir tercih değil mi aslında? Yani, evet. Yani. Evet Ebrar, gelin başı ne demektir biliyor musun? Düğün zamanı gelinler saçlarını yaptırıyorlar. Böyle simli simli oluyorlar. Peki siz düğüne giderken kıyafetlerini kendin mi seçiyorsun yoksa annen mi seçiyor? Kendim seçmiyorum. Annem seçiyor. Çünkü annem beni giydirmeyi çok seviyor. Peki kızlar düğünlerde istedikleri gibi giyinebilir mi? Büyük kızlar istediğini giyebilir. Bir sürü prenses elbisem var benim. Peki düğünlerde erkekler ne giyer? Onlar hep takım elbise giyiyorlar. Hem büyük erkekler hem küçük erkekler giyiyorlar takım elbiselerini. Soruma geçiyorum o zaman. Lütfen. Peki düğünlerde erkekler mi daha güzel giyinir, kızlar mı? Erkekler daha güzel giyinir. İnanmıyorum. Çok yanılttın beni Ebra. Ayla? Söyleyeyim mi? Irmak. Irmak kına gecesi ne demek biliyor musun? Kına gecesi düğünden önce geline kına yakılması demek. Bütün gelinler ağlarlar. Annelerin evinden gittikleri için üzülürler. Düğüne gitmeyi kızlar mı daha çok sever, erkekler mi? Bence kızlar daha çok sever. Çünkü onlar dans etmeyi çok seviyor. Allah Allah, ortada müzik yok, bizimki başladı oynamaya. Peki bu düğünlerde nasıl müzik çalar Irmak? Her müzik çalabilir. Bence daha çok çifte çalı çalar. Horon tepmek de için müzikler çalabilir. Monarktik müzik de çalabilir. Kız monarktik. Yeni bir müzik akımı başlıyor. Monarktik müzik. Ay. Romantik diyecekler herhalde. Monarktik. Peki düğüne giderken böyle her zamanki gibi mi giyiniriz yoksa böyle çok özel kıyafetler mi giyeriz? Tabii ki de özel giyiniriz Erim abla. Mesela benim bir dolap kıyafetim var. Siz biliyor musunuz? İzlerseniz söyleyebilirsiniz. 3 dolap. Dolabında neler var bir anlat bakalım, merak ettim. Tişörtler, taçlar, sonra pantolonlar, çoraplar, elbiseler, kostümler, renkli kostümler, sonra patikler, yelekler. Sende var mı o kadar? Sende var mı? Yok. Ya? Soruma geçiyorum o zaman. Lütfen. Düğünlerde kızlar mı daha güzel giyinir yoksa erkekler mi tatlım? Düğünlerde kızlar daha güzel giyinir. Bravo. Evet. 3 çocuğum kaldı. Ben minik çakalı seçmek istiyorum. Nisan. Nisan. Evet. Peki. Nisan, sen süslü bir kız mısındır? Kızlar genellikle süslü olur yerim abla. Ben çok süslü bir kızım ama yerine göre. Bu yerim abla. Çok güzel bir adamın böyle deforme olması hoşuma gitti. Yerim abla. Ay, peki süslü kızlar neler giyer, neler takar anlatır mısın bize biraz? Piyong, taç, parmak, yüzük, küpeler, elbise ve anlık. Biliyor musunuz? Benim hatta düğün elbisem de var. Nasıl bir elbise?
Güzel mi? Nasıl? Babaannemler bana almış. Ama bir şükür bize bir Ay güle güle kullan. Senin gibi bir prensese de böyle şık elbise yakışır. Peki erkekler de süslü olur mu Nisan? Evet, bazı erkekler saçları çok güzel. İşte onlar süslü erkekler. Peki sence kızların mı daha çok kıyafeti olmalı yoksa erkeklerin mi? Ben elbise giyebiliriz ama onlar pantolon giyer. Sanırım erkekler diyeceğim ona. Evet Nisan, sen hiç düğüne gittin mi? Anlatsana bize biraz. Bir tane kadınının düğününe gittik babaannemlerle. Ay bir oyunlar oynadık, bir oyunlar. Helal helal. Tarza bak ya, bir oyunlar oynamış, bir oyunlar. Dans demişken, madem oyun demişken, dans etmeyi seviyor musun? Çok sevdim Erim abla. İstersen gösterebilirim. Ay çok isterim. İstemez misin? Ben isterim. Hadi sahne senin. Benim bir nevgiyem var. Çok 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 tatlı ama düşerse, kırılırsa ağlarım. İsterse ben ağlamam. Yine Pinokyo gelirse yine ağlarım. Benim bir Pinokyo'm var. Çok 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 tatlı ama kırılıp düşerse çok ağlarım. Düşerse, kırılırsa, düşerse, ederse, kırılırsa, ederse, bir şeyleri çarparsa. Ama ben çok ağlarım, hem de çok ağlarım ama yine Pinokyo gelince çok da üzülürüm. Üzülürüm. Bravo. Hadi sen yerine geçerken ben sorularıma devam edeyim. Dans için özel bir elbise giyilir mi? Mesela dansa uygun olmayan bir elbise var mıdır? Elbise giyersek yırtık püstü rezil oluruz. Ay Allah korusun. Olmayalım rezil. Soruya geçiyorum. Düğünlerde kızlar mı daha güzel giyinir, erkekler mi? Erkekler daha güzel giymez ki onlar damat olur. O yüzden kızlar daha güzel giyinir. Elim abla. Ay yaman ya, ben de korktum. Sağ gösterip solurmak buna denir değil mi? Aynen. Bir an ben de üzüldüm. Ben de. Yüzünü gördüm erkekler deyince. Ay çok alemsin Nisan. Oğuzhan. Hah, bilmem lazım. Efe diyeceğim, bir atarlansın. Efe sen düğünlere gitmeyi sever misin? Giderim ama pasta güzel olursa daha güzel giderim. Bir de şarkı çalıp çocukları pistten alayım deriz. O zaman düğünler daha güzel oluyor. Zaten bunlar olmazsa düğünleri sevmem. Sevmediğim düğüne gitmem. Gidersem sıkılırım. Buyurun. Atarlanmaya başladı. Peki diyelim ki müzik güzel. Oynar mısın düğünlerde? Düğünde oynayacak yer mi var ya? Bilmem abla. Allah Allah ya. Düşünebiliyor musun? Bütün çocuklar toplanıp düğüne gidiyorlar. Evladım ben o oyun manasında demedim. Dans anlamında demek istemiştim de. Neyse. Sen Anteplisin ya. Antepliler düğünlerde hangi şarkıyı dans ederler biliyor musun? Biliyorum tabii de Antepliler Antepli bilirim kardeş. Antep havası oynarız, halay çekeriz. İstersen sana bir yakla zılgıt çekebilirim Evrim abla. Ay isterim valla, sayende öğrenmiş oluruz değil mi? Süper. Önce zılgıt çekiyorum. Şimdi de yak yapacağım. Yo, 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 yo. Efe çok teşekkür ederim, ağzına sağlık. Peki düğüne giderken annen sana sevmediğin bir elbiseyi giydirse, kıyafeti, ne yaparsın? Sevmediğim bir şeyi hiç kimse bana giydiremez ha. Buyurun. Bu düğün olsa da bir şey istemezsem giymem. Peki düğüne giderken annenin hazırlanması mı daha uzun sürer, babanın hazırlanması mı? Şaşırdım Evrim abla. Tabii ki de annemin. Düğüne giderken babam için giymek çok kolay. Annem makyaj yapıyor, ayna yapıyor, süsleniyor, misleniyor, makyaj yapıyor, yüz yapıyor, elbise giyiyor, aynaya tekrar bakıyor, ayak pamuklu ayakkabısını giyiyor, çantasını takıyor, şapkasını giyiyor, gözlüğünü takıyor ve tabii ki başka tırnaklarını uzatıyor. Oho, say say bitmez. Ay annesini tanıyorum. Yani dünyanın böyle en zarif, en sade kadınlarından biri. Efe biraz abartıyor galiba. Annene buradan seviyor. Ayrıca biz kadınlar dış görünüşümüze özen gösteriyoruz. Soruma geçiyorum. Tamam.
Düğünlerde kızlar mı daha güzel giyinir, erkekler mi? Düğünlerde kızlar daha güzel giyinir. Harika. Teşekkür ederim. Bir çocuğum kaldı. Ayla. Arda. Tamam, soralım. Arda, düğünler neden olur sence? Eğlendiğini herkes duysun, bilsin diye olur. Yoksa nasıl haber vereceğiz o kadar kişiye? Ne kadar akıllıca cevap verdin mi? Peki, çocuklar da düğüne gidebilir mi? Gidebilir tabii abla. Ben de gitmiştim annemle. Aa, nasıldı? Anlatsana biraz bize. Işıklar. Aa, sahne mikrofon çalgılar. Neler yaptın peki düğünde? Emel'le ben düğününe şarkı söylerim, gelemez. Hadi canım, gerçekten mi? Nasıldı şarkı, bize de söyler misin? Emel'le bana bir mikrofon verin de göstereyim. Özdeyiş, Arda'ya bir mikrofon ver şekerim. Mikrofon son. Aşk mı lazım, dert mi lazım? Söyle sevgilim, bize ne lazım? Ayrılıştık, ayrı düştük. Gülmek istedik, şu kara bastık yar. Beni özle tüme. Hadi artık aş yol küçücük sevda meleği. Ama ay Arda, sen inşaatçı yerine düğün şarkıcısı falan mı olsan acaba? Peki sence evden çıkmadan önce ne giyeceklerini anneler mi daha çok düşünür, babalar mı? Bence anneler düşünür. Benim kıyafetlerimi hep annem seçiyor çünkü. Peki düğüne giderken giyilen ayakkabılar özel mi olmalıdır? Düğüne özel olduğuna göre ayakkabılar da özel olmalıdır. Tebrik ediyorum seni. Soruma geçiyorum. Tamam. Düğünlerde kızlar mı daha güzel giyinir, erkekler mi? Kızlar daha güzel giyinir. Bravo. 20 puan Arda'dan aldık. Bu arada Sarp, Kuzey, Tuğra ve Poyraz azınlıktaki çocuklarım olduğu için onlara bakmıyoruz bile. Oğuzhan. İyi ki geldin, seni tanıdık. Çok teşekkür ederim. Küçük bir hediyemiz var size. Küçük bir anı kalsın istedik bizden sana. Çok bardağımız. Teşekkür ederim. İyi ki geldin. Çok eğlendim gerçekten. Çok mutlu oldum. Çok sağ ol. Ne demek? Başarılar diliyorum hayatında. Teşekkür ederim. İkinci tur başlasın. Kahvaltıda pizza yenir mi? Ben sabah da yiyebileyim. Ona bakarsan ben de yerim ama annem izin vermez. Annem pizza yasak yedi mi bize? Henna, sen her gün kahvaltı yapıyor musun? Kahvaltı yapmazsam çok sinirliyim. Neymiş o kural kardeş? Yumurta hafif sulu olacak ama çok değil he. Sence en güzel kahvaltı hangi gün yapılır? Pazar, çünkü babam evde. Pazar oluyor. Yemek yemezsen büyüyemezsin ki. Ne olur, ben büyümeyi istemiyorum ki. Ben büyüyünce ne yapacağım? Şimdi güzel oyun oynuyorum. Sıra geldi Efe ile pratik bilim köşemize. Hemen en önemli malzemelerimi sayıyorum. Ya adını söylemedin deneyin, bir dur. Adam da kafama bıraktınız ki. Hay Allah taştı. Ve tabii ki diyece şekerimiz. Aa, oluyor. Efendim, ikinci turda 9 çocuğumuza da aynı soruyu sorduk. Burada iş size düşüyor. Önünüzdeki butona basacaksınız. Sonra ekranda bir çocuğum belirecek. Çocuğum ne cevap vermiştir? Bunu tahmin etmeye çalışacaksınız. Bu doğru tahmin size 30 puan kazandıracak. Bu tur sonunda da en yüksek puanı alan yarışmacım finale çıkacak. Efendim, bu turda en düşük puanı alacak yarışmacım bize veda edecek. Tamam. Şimdi sorumuz şu kızlar. Pazar kahvaltısı evde mi olmalı, dışarıda mı diye sorduk. Şimdi hani tabii ki tercihtir bu. Biz onu merak etmiyoruz. Benim çocuklar ne demiştir merak ediyoruz. Aynen. Evet. Kübra, yüksek puandasın. Senle başlıyoruz. Buton senin. Evet. Vallahi ikizler. İkizler. Ne demişlerdir? Pazar kahvaltısı evde mi olmalı, dışarıda mı? İkizler evde demişlerdir. Soralım. Beyler, sizce bir kahvaltının olmazsa olmazı nedir? Ben peyniri çok seviyorum ama kahvaltı emniyetsiz olmaz. Ben peynir yemiyorum ama zeytin olmadan kahvaltı olmaz. Bence olur. Bence olmaz. Bence olmaz. Bence olmaz. Peki kahvaltıda pizza yenir mi? Ben sabah da yiyebileyim ama yememeliyim. Ona bakarsan ben de yerim ama annem izin vermez. Ne demek annen izin vermez? Annem pizza yasak yedi mi bize? Peki babanız evde kahvaltı hazırlıyor mu size? Hayır. Evet. Hayır. Çünkü o hep işe gittiği sürece bize kahvaltı hazırlayamıyor.
İşe gitmediği zaman nasıl yiyor? O zaman annem evde durup annem kahvaltıyı baba yapıyor. Babam hamur hamur uyuyor. Peki pazar kahvaltıları sizce neden öğlene kadar uzar? Çünkü pazar günü geç kalkınır. Ben hep erken kalkıyorum. Onu sormuyor ama. Anladım ne sorduğunu. Pazar niye kahvaltı uzun sürüyor onu diyor. Aynen onu diyorum. Aynen. Neden? Çünkü babam evde olur. Hep beraber kahvaltı yapılır. İkizler, soruyorum sorumu. Pazar kahvaltısı evde mi olmalı, dışarıda mı? Evde. Dışarıda. Evde. Neşay. Ortak bir karara varın. Pazar kahvaltısı evde mi olmalı, dışarıda mı? Evde olmalı. Oh. Bravo. Süper. 30 puan ikizlerden aldık efendim. Oo, 80 puan çıktınız. Buyurun, buton sizin. Henna. Henna. Ne demiştir Henna? Pazar kahvaltısı evde mi olmalı, dışarıda mı? Dışarıda demiştir. Soralım. Henna, sen her gün kahvaltı yapıyor musun? Tabii ki yapıyorum. Emin ol da yapmaz oluyor muyum hiç? Annem kahvaltı yapmadan okula gitmemi mi söylüyor? Kahvaltı yapmazsam çok sinirliyorum. Niye mi? Bak, sayı öğrenemeyiz. Bak şu an. Bir, beş. Beşten sonra dört. Öğreniyiz. Aman mutlaka kahvaltı edip okula evet. Gitsen tamam. Evet. Peki bu sabah kahvaltıda neler yedin? Zeytin, peynir, domates, reçel, süt, bir de yumurta. Bir sürü şey yedim evim abla. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yedim. Afiyet bal şeker olsun. Peki bunların dışında kahvaltı sevdiğin başka hangi yiyecekler var? Patatesle böyle bayılıyorum ama neye bayılmam? Tatlıya. Bravo, bendensin. Büyükler neden pazar günlerini daha çok severler? Çünkü pazar günü istediği yere gidebiliyorlar. Sen dışarıda kahvaltı yapmayı seviyor musun? Çok seviyorum çünkü her şey hazır yap geliyor. Çünkü annem siz duymamış oluyor. Ben parka götürüp eğlen biliyor. Söyle bakalım, pazar kahvaltısı evde mi olmalı, dışarıda mı? Dışarıda olmayı. Bravo. Ayla 30 puan kazandın Henna'dan. Evet. Buyurun hanımefendi. Evet. Olsun. Ah Efe. Efe evde demiştir bence. Soralım. Efe, senin en sevdiğin yemek ne? Benim en sevdiğim yemek omlet. Peki böyle uzun uzun sürsün, hiç bitmesin dediğin bir öğün var mı? Var tabii ki Ebrem abla, kahvaltı. Kahvaltılar çok uzun olmalı bence. Hatta o kadar uzun olmalı ki sonsuza kadar sürmeli. O derece yani. Kahvaltının en vazgeçilmez yiyeceği nedir? Tabii ki de sucuklu yumurta. Sucuklu yumurtasız bir kahvaltı sofrası düşünemiyorum. Ama onun da bir kuralı var yani kardeş. Kardeş. Neymiş o kural kardeş? Yumurta hafif sulu olacak ama çok değil he. Çok sulu olursa hiç yemem. Çok katı olursa hiç yemem. Sen dışarıda yemek yemeyi mi daha çok seviyorsun, evde yemek yemeyi mi? Vallahi değişir. Dışarısı neresi mesela? Ama evde de çok rahat yediyor be. Kafa karıştı şimdi. Tamam, soruya geçiyorum o zaman. Pazar kahvaltısı evde mi olmalı, dışarıda mı? Pazar kahvaltısı evde olmalı. Bravo. 30 puan Efe'den kazandık. Maşallah Kübra. Tebrikler. Evet Ayla, buton senin. Ay, kutu bebek geldi. Ne demiştir? Kesinlikle evde demiştir. Soralım. Sence günün en önemli öğünü hangisi tatlım? En önemli tabii ki de kahvaltı. Kahvaltı yapmazsak bütün günümüz çok kötü geçer. Hem iyi beslenmezsek çok ufacık ve çok minicik kalırız. Ama ben büyümek istiyorum. Aferin sana. Peki sence kahvaltının olmazsa olmazları nelerdir? Süt mutlaka olmalı. Peynir olmalı, yumurta olmalı, tereyağı olmalı, yumurta olmalı, tereyağı olmalı. Canım istedi valla.
Emrar, senin kahvaltılar için özel tariflerin var mı? Ben çok güzel mantarlı omlet yaparım. Tabii annemle beraber mantarları annem keser, tabada pişirir. Ben de üstüne yumurtaları kırarım. Of, yumurtaları mı? Söyleyemiyor ama kırıyor. Evet. Olsun. Peki sen tost sever misin? Ben en çok kaşarlı tost severim. Çift kaşarlı olmalı ama. Sence en güzel kahvaltı hangi gün yapılır? Pazar, çünkü babam evde pazar oluyor. Soruya geçiyorum. Peki. Söyle bakalım, pazar kahvaltısı evde mi olmalı, dışarıda mı? Evde olmalı. Bravo. Evet. Kübra. Evet. Hadi bakalım. Nisan, çakıl geldi, çakıl. Minik ne demiştir Nisan. Nisan? Pazar kahvaltısı evde mi olmalı, dışarıda mı adlı güzide sorma. Nisan dışarıda olmalı demiştir. Nisan, kahvaltıda neler yenir sabahları? Domates, peynir, zeytin, makarna, tost, çiğ börek. Hepsi olur kahvaltıda. O arada bir makarna kaçtı, evet, sanırım değil mi? Olsun, makarna, o zevktir. Bir şey diyemem şimdi çocuğuma, ne diyeyim. Sen yemek yemeyi seven bir çocuk musun? Hayır. Çünkü çocuklar yemek yemeyi sevmiyorum. Çikolata yiyorum. Yemek yemezsen büyüyemezsin ki. Şimdi evim olmadan büyümek istemiyorum ki. Hep küçük kalmak istiyorum. Büyünce ne yapacağım? Şimdi güzel oyun oynuyorum. Annenle birlikte evde yemek hazırlar mısınız hiç? Biz gidelim de hazırlıyoruz Erim abla. Ayım memeli mi yapıyor, ben sofrayı hazırlıyorum. Allah Allah, nasıl hazırlıyorsun sofrayı? Dolabı açıyor annem. Ben zeytin, yumurta, süt, ekmek yedi koydum. O zaman kocaman bir aferin değil mi ona? Evet. Evet. Peki annen pazar kahvaltıları için özel bir şeyler hazırlar mı? Çok güzel bir şey yapıyor, söyleyeyim mi? Söyle. Çiğ börek falan, sucuk falan, yumurta falan. Falan. Peki soruma geçiyorum o zaman. Pazar kahvaltısı evde mi olmalı, dışarıda mı? Evde olur. O kadar şey hazırlıyorlar. Evet. Puan alamadık. Şimdi şöyle bir durum var kızlar. Ayla bu soruyu bilirse öne geçiyor. Bilemezse Kübra finale geliyor benimle. O çok zaman heyecanlı. Kaderini değiştirmek senin elinde, butona basabilirsin. Oo, orman gözüm geldi. Ne demiştir Irmak? Evde demiştir. Soralım. Irmak, kahvaltının mutlulukla bir ilgisi var mı tatlım? Var tabii Erim abla. Kahvaltısını yapanlar daha zin başlar. Daha dinç olurlar. Yemek yemeden dışarı çıkılmaz. Yoksa başımız döner. Mesela ben yemek yemedim. Yemek istemiyorum. Ay Irmak çok alemsin ya. Kızım baş dönmesi bile gerdan kırma gibi ya. peki sence kahvaltıda çay mı içilmeli, portakal suyu mu? Ben portakal suyu içmeyi seviyorum ama annemle babam mutlaka çay içerler. Çaysız kahvaltı olmaz. Biz bir de Karadenizliyiz. Erim abla, unuttun mu? Yok, unutmadım. Ama ben Karadeniz değilim. Ben de az önce dedim olmazsa olmazım çaydır, evet, diye. Değil mi? Aynen öyle. Peki açık büfe ne demek biliyor musun? Açık büfe her şey istediğin gibi yiyebilirsin demek. Mesela biz bir kahvaltıya gidip istediğimiz aldık. İstersek bütün dünyayı bile yiyebilirdik. O kadar açtık yani. Allah Allah, ne yediniz peki? Madem o kadar açtınız da. Zeytin, peynir, sonra salatalık, sonra domates, sonra üstüne peynir. Sonra bal, kaymak, simit, açma. Soruma geçiyorum o zaman. Pazar kahvaltısı evde mi olmalı, dışarıda mı? Pazar kahvaltıları dışarıda olmalı. Gitti. Olsun. Gitmeden önce sıra geldi Efe ile pratik bilim köşemize. Efe'cim, nasıl bir deney hazırladın bugün? Bugün sebilimin şiir gibi olduğu bir deney yapacağım. Adına da bardak kaybolma deneyi diyelim. Çünkü birazdan bu bardağı kaybedeceğim. Buyurun, prodüksiyona bakar mısınız? Adam resmen laboratuvar ortamı hazırlamış aynen bize. Aynen öyle. Helal. Nasıl bir deney bu Efe? Çok egzantrik bir deney. Önce malzemelerimi sayıyorum. Bir küçük, bir büyük bardak, bir de glisirin.
Önce gözlüğümü takayım ama gözlük takılacak bir şey yok ama neyse. Olsun canım, sen tak yani, adettendir. En azından kafanın üstte dursun. Şimdi küçük bardağı alıp büyük bardağı içine koyuyoruz. Koy bakalım. Gördünüz mü, çok basit. Şimdi biraz gliserin alalım. Bunu da küçük bardağı içine koyuyoruz bolca. Bu arada gliserin hiçbir zararı yok biliyorsunuz zaten. Hay Allah taştı. Gördün mü, bardak kayboldu. Aa, vallahi kayboldu. Gerçekten. Aa, nereye gitti o bardak, göremiyoruz biz. Aa. Göremediyseniz ben bilemiyorum kardeş. Bardak kayboldu. O zaman kocaman bir alkış hak etti, bravo. Bravo. Şimdi ikinci dedeğime geçiriyorum. Oo, sürprizler devam ediyor yani, ama ben deneyi çok beğendim, onu söyleyeyim. Sanırım ışık kırılmasıyla ilgili bir durum ama tam çözemedim. Asıl ikinci deneyi merak ediyorum ben arkadaşlar. Bakalım neymiş? Bu arada Özdeyiş de Efe'nin ikinci deney için malzemelerini hazırladı. Bugün size günün ikinci enzantrik deneyini yapacağım. Hemen en önemli malzemelerimi sayıyorum. Ya adını söylemedin deneyin. Bir dur, adını söyle. Adamla kafama bıraktınız ki. Ay çok özür diliyorum sayın bilim insanı. Sizi çok yorduk bugün, affedersiniz efendim. Herkese kendi lablam nasıl yapacağını göstereceğim. Tamam, söylediğime göre malzemelere geçebiliriz. İçinde biraz su olan cam şişemiz. Evet. Bu da bizim lavabomuz olacak. Kırmızı bir gıda boyası. Benim için kırmızı olması önemli çünkü ben kırmızıyı seviyorum. Siz hangi rengi istiyorsunuz yapabilirsiniz. Ve yarım yükle kadar yağ. Ve tabii ki ninja şekerimiz. Ninja şekerim. Önce suyu boşaltıyorum. Şimdi biraz da gıda boyamı döküyorum. Dök bakalım. İyice biraz karıştırıyorum. İyice biraz karıştır. Şimdi yağı döküyorum. Dök dök, dikkatli dök ama. Allah Allah. Ne yapacak acaba? Şimdi sıra geldi ninja şekeri atmaya. Ninja şekeri ilk defa duyuyorum. Biraz kırıyorum. Kır bakayım. Eller ne tatlı, minik minik. Aha, oluyor. Ay çok alemsin. Kendi deneyine şaşıran bilim evet. insanı. Vallahi kırmızı kırmızı lav gibi. Pişiriyor. Vallahi çok güzel oldu ya. Bir şey geziyor galiba. Ya ne geziyor bilmiyorum ama buradan çok güzel görünüyor evet, değil mi? Evet, süper. Lav lambamıza biraz daha yakından bakalım mı Özdeyiş? Baksana, şahane ya. Wow. Tebrikler. Çok başarılı bir deney oldu bu. Var mı başka sürprizlerin? Evrim abla, ışıkları kapattırabilir misin? Tabii ki de ya. O işler benim işim. Kapatalım ışıkları arkadaşlar. Efe lav lambasını test edecek. Çok güzel oldu vallahi. Ay muhteşem. Sanki volkan patlamış gibi. Ay vallahi ya. Ay gece böyle yatak odası ne güzel gördün. Evet. Ya da salonda falan böyle mumları yakıp. Tebrik ediyorum. Ben alkışlamak istiyorum Efe'yi. Kendini açtı. Efendim. Aylacığım, sana küçük bir hatıra bardakta. Kahveni, sütünü, çayını içerken bizi hatırla. İyi ki geldin, seni tanıdık. Ben de iyi geldim, sizi tanıdım. Çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Kübra ve ben el ele, şimdi finale. Tebrikler Kübra. Teşekkür ederim. İkisini de eledin. Evet. Finale kadar geldin. Evet. Şimdi finalde senden 5 çocuk seçmeni isteyeceğim. Bu arada bütün çocuklarıma farklı farklı sorular sorduk. 5 çocuğum ne demiştir bunu bilmeye çalışacaksın. Artık finalde puanlar benden değil onlardan gelecek. Evet. 500 puanı topladığın takdirde de kocacığınla baş başa evet. tatile. Aynen. Şimdi çocuklarımızı seçelim. Ben Nisan demek istiyorum. Nisan Çakıl. Evet. Tuğra. Tuğra Buckingham'ın prensi. Evet. Yine Buckingham'ın prensesi Henna. Herhalde. Ben de ana kraliçe biliyorsun. Evet. Evet. Antepli bilim adamı Efe. Evet. Antep'in medarı iftarı. Aynen. Gurur kaynağı. Bilim insanı Efe. Evet. Evet. Ve de orman gözlü Irmak. Evet. Gözümüz aynı çünkü. Aynen. Evet. O zaman Nisan'la başlayalım. Nisan'a ağzının içine bakmak ne demektir diye sorduk. Bilmiş midir, bilememiş midir?
Nisan bunu bilememiştir bence. Soralım. Nisan, insanlar konuştuğunda dikkatlice dinler misin? Acık güzel zaman değil. Güzel olduğunuz kadar açık sözlüsünüz de Nisan Hanımcığım. İnsanlar neden diş hekimine gitmekten korkarlar sence? Ben diş hekimine gidecek ki ben de yaz. O zaman soralım. Söyle bakalım, ağzının içine bakmak ne demektir sence? Bilmiyorum, gelin abla. Teşekkür ediyoruz bilemediğin için. Orada kal, puan alacağız senden. Tuğra'ya defterden silmek ne demektir diye sorduk. Bilmiş midir, bilememiş midir? Tuğra bilmiştir bence defterden silmeyi. Hı? Bilememiştir. Hı? Okul defteri diye düşünmüştür, bilememiştir. Düz mantıklı. Evet. Soralım, hiç arkadaşlarına küstüğün oluyor mu Tuğra? Kısmen çok kötü bir şey. Benim hiç... Ben hiç arkadaşlarımı küsmüyorum ama arkadaşlarım küsüyorlar. Aferin benim kibar prensime. Prens olmak bunu gerektirir. Evet. Kimseye küsmeyiz biz. Peki silgi ne işe yarar söyler misin? Bu çok kolay. Yanlış bir şey yaptığımızda siliyoruz. O zaman sorumu soruyorum. Defterden silmek ne demektir tatlım? Deftere ilk önce yazı yazıyoruz. Yanlış yazı yazdığımızda silgimizi alıyoruz, siliyoruz. Bravo, bilemediğin için orada kal, puan alacağız. Tatile ihtiyacımız var. Evet. Henna'ya cadı kazanı gibi kaynamak ne demektir diye sorduk. Bilmiş midir, bilememiş midir? Bilememiştir. Soralım. Cadılar sadece masallarda mı olur? O cadı ya gerçek olsa bizi kubaya dönüştürebilir ya. Bazı insanlar biraz baki cadı diyor ama bir şey değil mi? Biz Pulp Prenses yaptık. Kim acaba cadı oldu? Ay yo, Irmak olmuştu ama o rol icabı tatlım. Tiyatro yaptınız ya, biliyor, skeç yaptılar. Evet. Çok güzeldi. Yoksa Irmak dünya tatlısı bir orman gözlü. Evet. Peki kazan ne demek biliyor musun? Kocaman bir çenci demek. Söyle bakalım, cadı kazanı gibi kaynamak ne demektir? Cadıya yemek yaptığı yerde. Teşekkürler, orada kal. Çok teşekkürler. Puan alacağız senden. Efe'ye kafa ütülemek ne demektir diye sorduk. Bilmiş midir, bilememiş midir? Efe kesinlikle bilmiştir. Soralım. Efe, sen okula veya özel bir yere giderken annen kıyafetlerini ütüler mi? Tabii ki de ütüler Evrim abla. Annem her zaman her şeyi ütüler ve ben de hiç oyun oynamaz. Senin bazen çok konuşan insanlardan sıkıldığın oluyor mu? Çok soru sorunca yoruluyorum Evrim abla. Bu taşpanaydı sanırım. Ben anladım. Ben o cevabı aldım, cebime koydum. Şaka şaka. Çok konuşulunca çok sıkılırım. O zaman son sorumu soruyorum madem bu kadar sıkıldın. Kafa ütülemek ne demek biliyor musun? Ay nasıl bozuldum. Çok konuşup dırdırarak sıkılmak demek. Bravo. Tebrikler. Bravo. Orada kal, puan alacağız. Ve sıra geldi orman gözlüme. Damdan düşer gibi ne demektir diye sorduk. Bilmiş midir, bilememiş midir? Irmak bilmiştir. Soralım. Sen hiç yüksek bir yerden düştün mü tatlım? Ben yüksek bir yerden düşmedim ama Gökay düşmüştü. Erma abla anlatmıştım ya birinci bölümde. Çok geçmiş olsun, hatırladım. Neyse ki bir şey olmamıştı. Peki sen sabırsız biri misindir? Ben çok sabırsızım Evrim abla. Ha. Arkadaşım bana bir hediye alınca hemen açmak istiyorum. Mesela açma hem bitince hemen almak istiyorum. Hemen yemek istiyorum. Açmaya taktı. Bir açma dedik ya. Tak tak da takıldı. Tez canlısın da ondan. Soruma geçiyorum. Sence damdan düşer gibi ne demek Irmak'cığım? Öyle bir düşmek ki çatıdan düşmüş gibi olmak. Peki. New. Seni gönderiyoruz. Puan alamıyoruz senden. Evet, Nisan'la başlayalım evet. Efendim. Minik çakıl, hadi bana güzel bir puan ver. 50 puan. Ay. İsteme tarzını sevmedi. Herhalde ondan oldu. Bunlarda öyle bir şey var ya, ona göre. Hadi ya. Tuğra Buckingham Prensi'nden, evet. Majestelerinden nasıl istenir? Yakışıklı prensim Tuğra. Yeşil papyonlum. Hadi bana güzel bir puan ver de gidelim Kıbrıs'a. Tuğra lütfen beni utandırma. 50-50 verme sakın. 100 puan. Oh, teşekkür ediyorum teşekkür Tuğra. Teşekkür ederim. 260 puandasın. Evet. Sıra Buckingham'ın bir diğer üyesi Prensesi. Prenses Henna. Evet. Prenses Henna, güzel taçlı Henna, çiçekçi Henna. Hadi bana bir güzel puan ver. İyi puan. Ay, bu Henna'nın notu 40, yemin ediyorum. Evet, çocuğum. Ve son olarak evet. Antep'in gurur kaynağı. Söyle. Antep'in gurur kaynağı, bilim adamı Einstein, yerli Einstein'ımız. Herhalde. Evet. Antep fıstığı gibi tatlı. Evet. Efelerin efesi. Söyle.
Bana çok güzel bir puan vereceksin, biliyorum. 250 verse yetiyor. 250 puan! Oo, bravo! Şimdi anne tarafından Malatyalı, yani. İki Malatyalı bir araya gelmiş. O da Antepli zaten. Yakın zaten. Yakınız, aynen. Kültürler aynı evet. sayılır, evet. Ay Kübra, şimdiden iyi tatiller. Teşekkür ederim. Sana da bardağım var ama. Aa, süper. Dur. Çok teşekkür ederim. Sana da bardağımız ederim. Var. Tatilde bizi hatırla. Bardağa baktıkça evet. çocuklarımı hatırla. Öyle olacak. İyi ki geldin, seni tanıdık. Ben de iyi ki geldim. Malatya yine senin nezdinde. Sevgiler, saygılar evet. gönderelim buradan. Evet. Meslek hayatınızda da başarılar çok diliyorum. Çok teşekkür ederim. Ben de çok memnun oldum, çok mutlu oldum, çok eğlendim. Yaşasın o zaman. Canlarım görüşürüz. Hoşçakalın. O 20 ben size. Yayında ve yapımda emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.